أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiyayi vel murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, yine Sahih-i Buhari ve yine namaz konusu. Yani bu namaz konusu herhalde bizim birkaç yılımızı alacak. Haftada bir okuyoruz ve Sahih-i Buhari'de gerçekten her inceliğe, her rivayete önem vererek İmam Buhari rahmetullahi aleyh, Peygamberi Zişan Efendimizin namazla ilgili sünnet-i seniyyesini en sahih hadis-i şerifleriyle bize nakletmektedir. Şunu anlıyoruz, hadis-i şerifleri okurken bir defa sahabe-i kiramdan nakledilen bu hadis-i şerifler senetleriyle, yani sahabe-i kiramdan tabiine, etbaut tabiine, müelleflere varıncaya kadar senetleriyle rivayet edilmiş en güvenilir hadis alimleri tercih edilerek bu Sahih-i Buhari adlı eser meydana gelmiştir. Sonra fıkıh erbabı, İslam hukuku alimleri, İlmihal müellifleri, ibadat bölümünün yazarları bu kaideleri tespit ederken şahsi, indi, keyfi görüşleriyle değil, kaynaklarından, delillerinden istifade ettikleri bu kuralları bizlere net bir şekilde beyan etmişlerdir. Yani ibadetimiz sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle, fiili, kavli, takriri sünnetiyle en güzel şekilde tespit edilmiş. Rabbimize ibadeti, onun o mümtaz elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarıyla yerine getirmiş olmaktayız. Sallu kema ra'aytumuni salli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, o şekilde namazlarınızı kılın buyuruyordu. Benim gibi namaz kılın değil. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız. Onun gibi namaz kılmamız mümkün değil. Ama şekil, şart, adab noktasında ona benzemeye çalışmak görevimizdir. Onun ümmeti olarak, Cenab-ı Hakk'ın kulu olarak. Evet, 50. hadisimiz Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde İmam Buhari rivayet ediyor. Haddesene Hudbetübni Halidin kale haddesene Hemmam kale haddeseni Ebu Camrete an Ebi Bekir ibn Ebi Musa an Ebihi. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediliyor.
enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, men sallel berdeyni dehalel cennet. Hani sizlerden hadis-i şerif ezberlemek isteyenler vardır. Hani ümmetimden 40 hadis ezberleyen kimse kıyamet günü alimler arasında haşrolunacaktır şeklinde pek kuvvetli olmasa da çok farklı tariklerden gelen bir hadisi şerif vardır. 40 hadis müelliflerini kitapları yazmaya teşvik eden, özendiren hadis-i şerif. Hani Peygamberimizin naddarallahu mra'an semi'a makaleti fevaaha ve hafizaha ve bellegaha hadisi şerifi vardır. Benim sözümü işiten, iyice kavrayan, bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah yüzünü ağarsın. Dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. Hadis-i şerifin duyan o seçkin muhaddisler, o alimler Peygamber Efendimiz hadislerini dinlemişler. Manalarını iyice kavrama gayretini sergilemişler, yaşamışlar ve başkalarına duyurmuşlardır. Rabbim bizleri de öylelerinden eylesin. İşte size bugün ezberlenecek kısa, özlü bir hadis-i şerif. Men sallel berdeyn. Men sallel berdeyn. Men sallel berdeyn dehalel cennete. Kim iki serin namazı kılarsa cennete girecektir. Serin vakitte kılınan namaz. İki serin namaz. Biri hiç şüphesiz sabah namazı ve diğeri farklı rivayetler var. Ama diğeri de ikindi namazı olarak açıklanmış. Serin iki namaz derken vel muradu bihima salatül fecri vel asr. Meleklerin bulunduğu, hazır bulunduğu namaz. Gece melekleri nöbeti gündüz meleklerine sabah namazı esnasında, sabah namazını mütakip devrediyorlar. Yani sabah namazı gündüz ve gece meleklerinin birleştiği vakit oluyor. Gündüz melekleri de nöbeti gece meleklerine ikindi namazında devrediyorlar. وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِهِمَا فَهُوَ لِزِيَادَةِ شَرَفِهِمَا. Bu iki namazın şerefinin çok farklı olması ve تَرْغِيبًا فِي حِفْظِهِمَا لِشُّهُودِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا. Meleklerin, gündüz ve gece meleklerinin özellikle bulunduğu bu namazı koruma, bu namazı geçirmeme, bu namazlarda özellikle cemaatte bulunma noktasına teşvik etmek için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Men sallel berdeyni, iki serin namazı kılan kimse dehalel cennet. Çünkü birinde o tatlı uykuyu terk etmek var, diğerinde o işlerin, meşguliyetin son noktası. Gün yaşanmış. Niye öğlen namazı denmiyor? Çünkü öğle vakti, yemek vakti ve serbest, biraz daha serbest. Ama akşam üzeri yorgunluk, eve ulaşma, iş yerinden dönme, okuldan dönme vakti, yani meşguliyet vakti. Evdeyseniz misafiri ağırlama, misafirlerin gitme vakitleri. Dolayısıyla bu iki namazın özellikle kılınması. Bu iki namazın özellikle vaktinde ve erkekler için cemaatle kılınması tavsiye ediliyor. Cennete girmeye vesile. Bu namazlara riayet eden kimse diğer namazlarda riayet edecektir anlamında. Bu namazlar içerisinde sabah namazıyla ikindi namazının önemine bu kısa hadis-i şerifle, bu özlü hadis-i şerifle işaret buyuruyor. Men sallel berdeyni, el berdeyn iki serin namaz anlamında. Men sallel iki serin vakit.
Men sallel bardeyni dehalel cennete veya dehalel cenne diye üzerinde duruyoruz. Evet, 51. hadisi şerife geçiyoruz. Haddesene İshaku an Habbane kale haddesene Hemmam kale haddesene Ebu Camra an Ebi Bekir ibn Abdillah an Ebi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Bir önceki hadisi şerife baktığımız zaman, bir önceki hadisi şerif Hütbe bin Halid'den, Buhari, İmam Buhari, üstadı Hütbe bin Halid'den rivayet ediyor. Bu defa üstadı İshak, o da Habban'dan, o da Hemmam'dan rivayet ediyor. Birinci hadis daha âli bir senetle rivayet ediliyor. İkinci hadisi şerif daha nazil bir senetle. Bir başka ifadeyle birinci hadiste 5 ravi bulunuyor. Müellif İmam Buhari ile Peygamberimiz arasında. İkinci hadis-i şerifte 6 ravi bulunuyor. Müellif ile Peygamberimiz arasında ne kadar az ravi bulunursa isnadı o kadar âli, o kadar yücedir. Yani ana merkeze, kaynağa ne kadar yakınsanız içtiğiniz su elbette o kadar temiz. Ya kaynaktan içenler, ya doğrudan Peygamberimizden alanlar, işte sahabenin fazileti bu. İmam-ı Azam Hazretleri onlarca sahabe-i kiramla karşılaşmış ama Enes bin Malik'ten hadis-i şerif rivayet ettiği, sadece ondan hadis rivayet ettiği nakledilmiştir. Yani o sahabe-i kiramı gören insanlar veya sahabe-i kiramı görenleri görenler derece derece. Hayrun nasi karni. En hayırlı insanlar. İnsanların en hayırlıları benimle beraber yaşayan müminlerdir. Yani sahabe dediğimiz ilk nesil, altın nesil, örnek nesil, seçkin nesil. Kuntum hayra ümmetin. En hayırlı ümmetsiniz hitabına muhatap olanlar. Vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar diye Fetih Suresinin son ayetinde tebcil edilenler. Sahabe dediğimiz insanlar. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Yani kaynağa ne kadar yakınsak derece o kadar yüksek oluyor. İmam-ı Buhari'de, sahihinde, İmam Buhari'nin sahihinde yaklaşık 20 hadisi şerif var. Peygamberimizle Buhari arasında sadece 3 ravi var. Bu şekilde âli senet diyoruz. Ama genellikle 5, 6, 7, 8 ravili hadisi şerifler rivayet ediliyor. Evet. Hem güvenilir olacak hem de kaynaktan bize kadar gelene kadar o raviler sayı bakımından az olacak. Âli senet deniyor. Nazil senet deniyor. Evet. 52. hadisi şerife geçiyoruz. 28. bab. Babu vaktil fecir. Sabah namazının vakti hakkında. Kalel müellif el imam Muhammed ibnü İsmail el Buhariyyu rahimehullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam-ı Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ve bizlere de inşallahü teala dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin yüce Rabbimiz. Haddesena Amr ibn Asım. Kale haddesena Hemmam. An Katadete an Enes radıyallahu an. Elhamdülillah. Dün ülkemizde Enes'ler fazla yoktu. Evet, ülkemiz insanı çocuklarına hep güzel isimler koydular. Peygamber isimleri. Peygamberimizin isimleri. Ashab-ı kiramın isimleri. Ama son yıllarda daha önce pek konulmayan isimler konulmaya başlandı. Enes gibi, Üsame gibi, Talha gibi, Muaz gibi. Yani pek az rastladığımız isimler insanımızın sahabe özlemini gösteriyor. Nesibe gibi, Rümeysa gibi.
Daha önce pek az rastlanan isimler elhamdülillah günümüzde çok daha fazla. Mesela Safa ve Merve 1400 senedir mevcut. Ama anne annesi Merve olan bir kimse tanıyor musunuz? Çok az. Belki de hiç yok. Ama bugün sokakta 3 kız çocuğundan birisine Merve deseniz buyur diyecektir. O kadar yaygın. Hacca umreye eskiden gidenler de vardı. Safa'da Merve'de say ederlerdi. Ama bugün Safa ve Merve özlemi elbette çok daha fazla. Günümüz insanı, mübarek şahsiyetleri, mübarek makamları, mübarek günleri ve mübarek tabloları daha bir özlüyor günümüzde. Evet, Enes bin Malik radıyallahu anh. Şöyle bir okula gitseniz, Enes hanginiz deseniz rastgele, buyur benim diyecektir mutlaka bir tanesi. Enes bin Malik, peygamberimize hem hizmet eden hem de ondan ilim tahsil eden, onun duasının bereketine nail olan, torunlarından 120 kişiyi gören bir zat. Peygamberimizden sonra yaklaşık 100 sene daha yaşamış. İlmine, ömrüne, malına bereket vermesi için Cenab-ı Hakk'a peygamberimizin niyazda bulunduğu o genç insan. Evet, Enes'in. Enne Zeyd ibn Thabit'in haddesehu. Enes bin Malik bir başka sahabiden kimden rivayet ediyor? Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Peki bu Zeyd bin Sabit vahiy katibi, kurra hafız. Hazreti Ebu Bekirlerin Kur'an-ı Kerim'i, mushafı derlemek için teşkil ettiği heyetin başkanı Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Süryanice'yi, İbranice'yi yani Yahudilerin ve ateşperestlerin dilini öğrenmeyi Peygamberimiz emretmiş ve kısa zamanda yabancı dil öğrenmiş bir şahsiyet. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Evet, yabancı dil öğrenmenin de bu şekilde sünnet olduğunu Zeyd bin Sabit'in şahsında öğreniyoruz. Haddesehu Enes bin Malik'e Zeyd bin Sabit anlatıyor. İkisi de sahabi, ikisi de ensardan, ikisi de Medineli Müslümanlardan. Ennehum tesahharu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şanlı peygamberimiz, efendimiz, peygamberimiz, önderimiz, şefaatçimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahur yaptılar. Bir Ramazan günü. Sümme kamu ile salatı, sonra namaza kalktılar. Kultu, Enes de diyor ki, kem kâne beynehuma, Zeyd'e sordum, Enes Zeyd'e soruyor. Zeyd bin Sabit'e sordum, bu sahurla sabah namazı arasında ne kadar bir vakit vardı? Kale, Zeyd bin Sabit, kadru hamsine ev sittin. Yani ayeten. 50-60 ayet okunabilecek kadar bir zaman. Hani o imsakın son dakikasına kadar yemek içmek uygun görünmüyor. Eskiden böyle bir pay vardı. 10 dakika, 15 dakika. Yani imsak vaktinden 15 dakika önce sala okunur ve imsak sahura son verilirdi. 10-15 dakika sonra ilk ezanlar okunurdu ki sabah namazıyla imsak arasında böyle bir pay vardı. Bundan 15-20 sene kadar önce bu pay kaldırıldı ve bugün İslam dünyasında da aynı şekilde ezan okunmasıyla sahur vakti sona ermiş oluyor. Allahu Ekber dedikten sonra bir yudum dahi su içemezsiniz. Çünkü vakit sona ermiştir. Onun için o takvimlerdeki sahur vaktine iyi riayet etmemiz gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti nedir? 50-60 ayet okunacak kadar. 50-60 ayet okunacak kadar, yani bir 10-15 dakika, bilemediniz, 20 dakika kadar sabah namazının vaktinden önce sahur bırakılmalıdır. Tehlikeye kalmamalıdır. İftar vakti de hassastır.
sahur vakti de hassastır. Buna riayet edilmesi gerekir. Evet. Enes Zeyd'den rivayet ediyor. Sahabinin sahabiden rivayet. Ve fihi rivayetü sahabi anis sahabi. Burada sahabinin sahabiden rivayetini görüyoruz. Evet, hadis incelikleri açısından. 53. hadisimiz haddesena Hasan İbnu Sabbah. Semi'a Ruhan قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. Allah'ın nebisi ve Zeyd bin Sabit ikisi sahur yaptılar. Bu hadis-i şerif biraz daha farklı. Bir önceki hadisi daha bir açık ifadeyle yine Enes anlatıyor. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَهُورِهِمَا Her ikisi demek ki ya Mescid-i Nebevi'de ya evlerinde sahuru bitirdiklerinde kâme nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem ile salati Peygamberimiz namaza kalktı. Fessalleyna ve namaz kıldık diyor. Kultu li Enes'in Enes'e sordum. Burada Enes Zeyd'e değil Katade Enes'e soruyor. Fessalleyna namaz kıldık deyince kem kâne beyne ferâgihima min sahurihima ve duhulihima fissalâ. Bu ikisinin Peygamberimiz ve Zeyd bin Sabit'in sahuru bitirip de namaza girmeleri arasındaki vakit ne kadardı? Kem kâne. Ne kadar vakit vardı? Kâle Enes radıyallahu anh kadru mâ yekra'ur racülü hamsine ayeten. Bir kişinin 50 ayet okuyacak kadar bir miktar. 50 ayet. Tabi burada hep yaklaşık olarak ifade vardır. Yani mesela bir Mülk suresinin Tebarekellezi biyedihil mülk, Mülk suresinin 30 ayet olduğunu düşünürsek 50 ayet ona göre yani 3 sayfa veya 4 sayfa okunacak kadar bir zaman bu 4 sayfayı 10-15-20 dakika kişinin okumasına göre takdir edebiliriz. Yani en az 10 dakika 15 veya 20 dakika olmalıdır. Sahur erken bırakılmalıdır. Ondan sonra sabah namazı kılınmalıdır. Evet. Bu defa hadis-i şerif biraz daha açık rivayet ediyor. 54. hadisimiz haddesena İsmail ibn Ebi Uveys an ehihi an Süleymane an Ebi Hazim ennehu semi'a Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu yekul kuntu etesahharu fi ehli ailemle beraber sahur yapıyordum sümme tekunu sur'atun bi sonra bana bir sürat geliyordu en udrike salatel fecri ma'a rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü ile birlikte sabah namazına yetişmek için süratlice davranıyordum. Tabi burada Sehl ibn Sa'd'ın evinin bulunduğu yer ve bu namaza yetişmek için gayretini görüyoruz. Sahurdan sonra hemen namaza durulmadığını görüyoruz. Bu yukarıdaki hadis-i şerifi az önce rivayet ettiğimiz hadis-i şerifi destekleyen bir hadis-i şerif. İbadetlerdeki hassasiyetimiz bizim Cenab-ı Hak nezdindeki derecemizi gösterir. Nazarul mer'i fi şer'illahi mi'yaru dini veya buna benzer bir ifade olmalı. İmam Muhammed Zahid el-Kevseri'nin Düzceli Son Osmanlı Şeyhülislam ders vekili Düzceli Muhammed Zahid el-Kevseri'nin Makalat isimli eserinde bir makalenin başlığı. Kişinin İslam'a bakışı dindarlığının ölçüsüdür. İbadetleri,
Kur'an-ı Azimüşşan'ı, hadis-i şerifleri ne kadar seviyoruz. Gönlümüzde ne kadar yer ediyor. 24 saatlik hayatımızda İslam'a, Kur'an'a, peygamberimize ayırdığımız vakit ne kadar? Dindarlığımızın ölçüsü bu. Ben çok dindarım. Ben çok gönlüm Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla dolu iddiaları değil. Hayatımızda Kur'an-ı Azimüşşan'ın, hadis-i şeriflerin, peygamberimizin yeri ne kadar? İşte dindarlığımızın ölçüsü bu. İbadetleri yerine getirirken ne kadar hassas davranıyoruz? İlim meclislerinde Kur'an-ı Kerim, zikir, fıkıh, hadis-i şerif meclislerinde ne kadar yer alabiliyoruz? Zihnimizde, kalbimizde, gönlümüzde sevgili peygamberimizin ne kadar hadis-i şerifi var? Kur'an-ı Kerim'i okurken acaba bu şunun manasını anlama noktasında bir gayret içerisinde olmalıyım düşüncesi var mı? Yoksa okuyup geçiyor muyuz? Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem okumalı hem anlamaya çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şeriflerle açıklayan tefsirler. Mesela İbn-i Kesir'in Tefsirül Kur'anil Azimi, hadislerle Kur'an tefsiri diye Türkçemize de tercüme edilmiş. İşte Kur'an'ı anlayabilmek için hadis-i şeriflere, hadis-i şerifleri ve peygamberimizi tanıyabilmek için Kur'an-ı Kerim'e muhtacız. Kur'an ve sünnet birlikteliği. Evet, bu dersimizin son hadisi şerifi, 55. hadisimiz. Haddesena Yahya ibn Bukeyr. Kale akhbarana Leysu an Ukaylin an ibn Şihabin. Kale akhbarani Urvetu ibn Zübeyir. En Aişete radiyallahu anha. Hani bir dersimizde Hazreti Ayşe'den bir hadis olmasa olmayacak. Yüzlerce değil binlerce hadis-i şerif rivayet eden, peygamberimizi gölge gibi takip eden genç annemiz, Ebu Bekir kızı, Hazreti Ayşe validemiz, sevgili peygamberimizin gece gündüz hayatını bizim için en açık, en güzel, en edebi ifadelerle nakleden, peygamberimizin aynı zamanda genç talebelerinden biri. Hazreti Ayşe annemiz akhbarathu yeğeni Urve'ye haber veriyor. Kalet kunne nisaul mu'minati yeşhedne ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme salatel fecir. Mümine hanımlar, sahabe hanımları özellikle sabah namazlarında peygamberimizin arkasında cemaate katılırlardı. Mutelaffiatin bi murutihinne, örtülerine bürünerek, örtülerine iyice sarılmış bir vaziyette. Thümme yenkalibne ila büyutihinne, sonra namazdan sonra evlerine dönerlerdi, erkeklerden önce, hine yakdîne salate, namazı bitirdiklerinde, la ya'rifuhunne ahadun minel galesi, gece karanlığından kimse onları tanıyamazdı. Hem örtülerine bürünmüşler, hem gece karanlığı sabah namazından sonra evlerine dönerlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sabah namazı vaktini, sabah namazı kıldırdığı vakti tespit edenler, namazı erken başladığını ve uzun uzun ayetler okuyarak güneşin doğmasına yakın bir zamana kadar namaz kıldırdığını rivayet ederler. Yani sahur vaktinden sonra başlıyor ama namazı sabah namazlarını özellikle uzun kıldırdığı için güneşin doğmasına yakın yarım saat kalana kadar mesela namazı uzatıyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifte namaz vaktini ifade etmek için bu hadis-i şerifi delil olarak getirmiş. Sabah namazına katılan ashab-ı kiram güneşin doğmasına kadar beklerlerdi. Hatta güneş doğduktan sonra beklerlerdi. Mescid-i Nebevi'de işrak namazını kıldıktan sonra evlerine giderlerdi.
yani güneşin doğmasından bir yarım saat 40 dakika sonra kılınan iki rekat işrak namazı var. Meleklerin duasına layık olabilmek için. Ve sabah namazından sonra ezkar, evrat, dualar, zikirler ve ondan sonra evlerine dönerler veya hurma bahçelerine giderlerdi. Ama hanımlar gece karanlığı açılmadan sabah güneşin doğmasına çok fazla zaman kalmadan namazı bitirir bitirmez ayrılırlar. Kadın erkek Medine yollarında herhangi bir şekilde karşılaşma olmasın diye, ihtilat, karışım olmasın diye gayret ederlerdi. Yatsı namazları ve sabah namazları, burada sadece sabah namazlarına işaret edilmiş, sahabe-i kiramın hanımlarının Mescid-i Nebevi'ye katılma vakitleri. Cemaatle namazın bereketinden, peygamberimizle beraber namaz kılma faziletinden istifade etmeleri elbette onların haklarıydı. Medine-i Münevvere'de kılınan bir rekat namaza mukabil 1000 rekat sevabı verildiği hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde sabittir. 1000'e bu ecre nail olabilmek elbette büyük bir ecir. İlk mescid Kabe-i Muazzama, sonra El-Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere, sonra Kudüs ve bir dördüncüsü Mescid-i Kuba, yine Medine-i Münevvere'de. Rabbim inşallah bu 4 mübarek mescitte de namaz kılmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hanımların hassasiyeti çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımların mescitlere, camilere gelmelerine engel olmayın hadisi şerifini bizzat rivayet eden Hazreti Ayşe validemiz yıllar sonra peygamberimizden yaklaşık 30 yıl sonra şöyle diyordu. Bugün peygamberimiz olsaydı hanımların camilere gelmesine engel olurdu. Çünkü arada o hassasiyet, o titizlik kaybolmuş. Peygamberimiz zamanındaki titizlik kaybolmuş. Bir serbestlik, bir laubalilik hakim olmuş olmalı ki Hazreti Ayşe validemiz bu noktada bir uyarıda bulunuyor. Ya zamanımızda özellikle mübarek gecelerde, özellikle hafta sonlarında kadınların, erkeklerin camilerde giriş çıkışları noktasında uygun olmayan o ihtilatı görmekteyiz. Hassasiyet, hassasiyet, hassasiyet. Takvayı en güzel Türkçemizde özetlemek için İslami hassasiyet diyoruz. İslami titizlik, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi en güzel şekilde yaşama, uygulama, anlama, anlatma kabiliyeti. Rabbim nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Gençlerimize, neslimize namaz kıldırmayı değil, namazı sevdirmeyi bizlere nasip eylesin. Severek namaz kılmayı ve gönülden ihlasla ibadet etmeyi nasip-i müyesser eylesin. Tıpkı Mekke'deki gibi, tıpkı Medine-i Münevvere'deki gibi ibadetlerimizi en güzel şekilde eda etmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim.